değişmemiş. Faniler fani, periler peri. Dudu, bence sen bu işi beceremedin. Öyle olsa Kendall niye uçsun? Bak, onu bilemeyeceğim işte. Bak, gene hıçkırdın. Ay, niye taktın benim hıçkırığıma sen? Söylersen bana deli dersin. Söylesen de söylemesen de delisin. Sus, şimdi seninle uğraşamam. Betüşlerin evine bakayım. Orada da hiçbir şey değişmemişse sihri yeniden gözden geçirmek lazım. Ne oldu anne? Çilek, lütfen bana dün olanları anlatır mısın? Neyi? Hani ben dün mutfakta bulaşık yıkıyordum. Sonra sen bana yardım etmek istedin. Sonra da anneciğim ama bütün sihirlerim sende dedin. Bu ne demekti? Hatırlamadı ki ikimiz de. Bu da nesi? Bilmem. Çilek, içimden bir ses bütün olanları hatırlıyorsun ama bana söylemiyorsun diyor. Dün sen beni üzecek bir şey yaptın değil mi? Ben de bu yüzden senin sihirlerini geri aldım. Peki ama kim bana sihirle bütün olanları unutturdu? Ya nasıl oluyor da ben hiçbir şey hatırlamıyorum? Hayret, Çilek'in sihirleri yok. Ben yapmadım. Perihan da yapmaz. Kim yaptı o zaman? Tabii ya, Cem'le Ceren'dir. Vallahi onu bunu bilmem ama Çilek bir konuşursa benim sonum olur. Neyse, dur bir dinleyelim bakalım neler oluyor orada. Aa, sana ne oldu, sen niye heyecanlandın böyle? Evet canım, öylesine ne olacak ki? Çilek, lütfen artık bana bir şey söyler misin kızım? Söyleyemem anne. Böyle bir şeyler saklamaya devam edersen annenin sana olan güveni sarsılacak. Sonra küseceğiz ve hiç konuşmayacağız. Ama dedeme söz verdim. Dedene mi? Sana mı? Benimle hiç ilgisi yok. Taci! Eyvah! Peki, anlatıyorum anne. Dün ben banyodayken dedem geldi. Baba? Merhaba. Taci! Olamaz! Baba, sen nasıl oluyor bu evi? Taci! Anne! Kızım! Dudu. Biri bana söyler mi? Burada neler oluyor? Hayır. Herkes donsun. Yakalanırsam mahvolacağım. Benden sihirlerimi geri alacaklar. Bunu istemiyorum ben, istemiyorum. Ne yapacağım şimdi? Aha, buldum. Peri kitabı. Gel bakalım peri kitabı. Bana yardım et. Dudu, Taceddin. Taceddin, Dudu. Dudu. Aa, Taci, nerede bunlar? Bunların ikisi birden şatoyu bırakıp hayatta bir yere gitmez. Aa, nerede bunlar? Bu ne manzara böyle? Taci. Ay, sen de nereden çıktın? Neler oluyor burada? Bu ne hal? Perihan şey... Aa, bütün periler donmuş, bir tek sen normalsin. Dünya tersine mi döndü ne? Bilmem ki, hık mık. Bu kitap ne arıyor senin önünde? Bilmiyorum, ne bileyim. Eyvah. Periler aşkına. Perihan, ne olur hiçbir şeyi düzeltme. Böyle kalayım. Yaptığım bütün sihirler böyle kalsın. Ne olur. Ay, mübarek sünger gibi yürümüyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Getir bakalım. Biz geldik. Sadece sana kimleri getirdin? Ay, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Geç otur, başta var devamı. Ay, çok pışpır basıldım. Çilek nerede? Şey, cezalı. Aa, hayırdır, niye? Bilmiyoruz ama galiba Betüş'ü biraz kızdırmış. Hmm. Hafta sonunu Firuze ile evde yalnız başına oturarak geçirecek. Ay, yazık. Gelseydi iyi olurdu ama sen benden daha iyisini bilirsin tabii. Çilek, ne yaptın da anneni kızdırdın o kadar? Sus Firuze abla, zaten sinirlerim tepemde. Aman iyi, sana da bir şey sorulmuyor. Cem biraz
ol. Çocuklar tamam. Bakın ne güzel şeyler hazırlıyoruz size burada. Suzancığım, sahi nasıl geçti akşam? İş başvurusu için gelen oldu mu? Yok hayatım, hiç kimseler gelmedi. Ben bütün gece tek başıma çalıştım. Aa canım, üzülme, bugün hafta sonu. Çok gelen giden olur. Eleman mı arıyorsunuz? Evet, yazın kafe geç saatlere kadar açık olacak ya. Akşamları Suzan teyzenize yardımcı olacak birini arıyoruz. Avni amca çalışsa ya, bildiğim kadarıyla o çalışmıyor. Ne dedi kız bu? Seni zeki çocuk. Aman evladım öyle şeyler söyleme. Tehlikeli cümleler bunlar. Bırak Avni amcanın evinde pelilerine baksın. Biz de burada rahat rahat çalışalım. Ben de tek başıma keyfime bakayım. Yok işte, yok işte. Bana göre bir tek iş yok. Ne yapsam, ne yapsam da şu Taci Bey'e bir ulaşsam. Suzan da hiçbir şey hatırlamıyor. Bana etse etse bir tek Taci Bey'e yardım edebilir. Nasıl çağırıyorlardı onlar birbirlerini? Şöyle mi? Taci Bey! Neredesiniz Taci Bey? Taci Bey! Ne olur gelin Taci Bey! Taci Bey! Hatlar kesik galiba. Ah, ah kafam. Ah, ah, ah. Ne vardı böyle bir sihir yapacak Perihan? Üstelik benim hiçbir suçum yok. Hepsi Taci'nin marifeti. Sen ailedeki fanileri sihirlemeye kalkışmasaydın, Taceddin böyle bir şeye hayatta kalkışmazdı. Daha aklıma kendimi eski halime çevirecek sihri yapmak gelmeden yakalandım. Ne acemi bir peri oldum ben. Bütün sihirlerimi başkalarının iyiliği için kullandım. Ah! Sana öyle geliyor Taceddin Bey. Farkında olmadan her şeyi birbirine karıştırdın. İyi ki seni zamanında yakaladım. Yoksa kim bilir daha neler yapacaktın. Başım Dudu'nunkine çarpmaktan çok ağrıyor Perihan. Allah'ını seversen başka bir ceza ver. Ah! Veremem. Ah. Sizin bu yaptığınızı al birini vur ötekine derler. Ben de sizi birbirinize vuruyorum. Aklınız başınıza gelene kadar böyle kalacaksınız. Doydunuz mu Cem Bey? Doymuştur, doymuştur. Merhaba. Ah, nerede kaldınız? Gözlerim yollarda kaldı. Sadık ofise uğrayıp geleceğinizi söylemişti. Siz direkt mi geldiniz? Yok, biz ofisten geliyoruz. Aa, müjdeli haberi geze geze veriyorsunuz demek. Ay, söylesene kız. Kız mıymış, erkek miymiş? Kızmış. Aa, siz hiç üzülmediniz. Benim sayemde hayatım. Anlamadım. Artık bebeğin kız olacağına üzülmüyorlar. Çünkü onları sihirledim. Ne? O benim sihirli ay.